Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz dışarı çıkacağız. Mehmet de evde, ben de evdeyim. O yüzden şimdi dışarı çıkmadan önce makyaj yapacağım. Şöyle hemen hızlıca size makyajımı göstermek istiyorum. Madeka söz sürüyorum. Böyle yüzümü nemlendirmek için baz olarak kullanıyorum ben bunu genelde. Hemen şöyle yayacağım. Evet, yaydım arkadaşlar. Şimdi fondötenimi süreceğim. Şöyle bir fondötenim var. Bunu internetten almıştım Trendyol'dan. Şöyle bir süngerim var arkadaşlar. Böyle üzerine sıktım bir kere. Sadece. Şimdi bunu sürüyorum. Şimdi gözaltı kapatıcımdan süreceğim. Şöyle L'Oreal'im. Az sürüyorum. Çok fazla sürmüyorum ben. Çok beyazlık yapıyor. Evet, bu yeterlidir. Şimdi gözüme far süreceğim arkadaşlar. Şöyle krem tonlarında bir farım var ve şöyle bir fırçam var. Böyle alıyorum. Göz kapağımın tamamına uyguluyorum. Yeterli, daha başka bir şey sürmeyeceğim çünkü günlük bir makyaj arkadaşlar. O yüzden abartı olsun istemiyorum. Şimdi göz kalemimi eyeliner olarak süreceğim. Normal siyah bir göz kalemi. Evet, şimdi rimele geçiyorum arkadaşlar. Bunu Watsons'tan almıştım geçenlerde. Deborah marka. Gayet güzel. Beğendim yani. Onu süreceğim şimdi. Fırçasını da göstereyim şöyle. Şu şekilde gayet güzel bir fırça. Evet, bu kadar yeterlidir. Bu arada şimdi kameradan baktığım için tam görememiştim. Ben fondötenimin dağılmadığı yerler var. Oraları tekrar süngerle şöyle dağıtıyorum. Evet, yeterli. Şimdi arkadaşlar sıralamam allık. Hemen allığımı aldım. Ve şöyle bir fırçayla sürüyorum. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar, her zamanki rujumdan süreceğim. Şöyle önce nemlendiriyorum ve bu renk ruj. Şimdi dışarı çıkacağım arkadaşlar. Muhtemelen bu tarz bir ruj alacağım yine. Eğer bulabilirsem güzel bir renk alacağım. Hemen sürüyorum. Evet, bu kadardı arkadaşlar makyajım. Şimdi bir kendime güzel bir küpe bulayım. Hemen küpe takacağım. Sade bir küpe çıktı hemen önüme. Küpe kutum bayağı bir dolu. O yüzden zor buluyorum küpelerimi. Şimdi tek tek dizmiyorum ben arkadaşlar. Çünkü çok fazla küpe var. Nereye dizeceğim yani tek tek hepsini. Alabilirsem çok iyi olacak. Evet. Şu küpelerden takacağım arkadaşlar. Şöyle düğme böyle. Parıltılı bir küpe. Çok hoş oluyor. Seviyorum bunu. Sade duruyor şöyle arkadaşlar. Hemen göstereyim. Diğer kulağımıza da takıyoruz. Tamamdır. Şimdi saçımızı tarayalım. Şöyle güzelce şekillenelim. Daha doğrusu. Saçım zaten çok kolay şekil alıyor. Ürünlerde buna yardımcı oluyor zaten. Düz oluyor yani saçım. Şu şekilde saçımı ayırıyorum. Şuradan da düzelttim mi? Tamamdır. Evet arkadaşlar, şu an sanırım hazırım. Hemen şöyle net bir şekilde göstereyim makyajımı. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi hemen Ömer Yusuf'u giydirip çıkıyoruz. Baba. Ömer Yusuf, ne diyorsun sen anneciğim? Baba mı diyorsun? Baba. 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 Evet, Ömer Yusuf baba diyor. Biz asansöre bindik. Şimdi gezmeye gidiyoruz. Değil mi annem? Bu arada ben de böyle giyindim arkadaşlar.
kot giydim, şöyle spor ayakkabı giydim rahat. Havada sıcak olduğu için böyle ince bir ceket aldım üzerime. Şimdi arabamıza gidiyoruz. Evet arkadaşlar, biz arabaya bindik, şimdi gidiyoruz, yoldayız. Bu arada koronavirüsü Türkiye'ye gelmiş. Herhangi bir virüs çıktığında çok fazla paniklemeyin. İnsanlar genelde çok aşırı abartıyorlar olayı. Sadece hijyene önem vermek gerekiyor. Fazla insanlarla yakınlaşmamak gerekiyor. Yani bunları yaparsak yeterli. İşte marketleri boşaltıyorlar, stok yapıyorlar falan. Bunlar çok abartılı şeyler. Yani bir virüsle mücadele etmeyi bilmemiz lazım. Bilinçlenmemiz lazım artık toplum olarak. Gerçekten insanlarımız çok cahilce davranıyor bu konuda. Üzülüyorum ben de. Artık bilinçlenelim. Yani nice hastalıklar var. İnsanlar kanseri atlatıyorlar bir şekilde. Ama bir virüsle bile mücadele edemiyoruz. Tamam, evet, virüsler bakteriler gibi değildir. Daha zor mücadele etmesi. Bakteri de antibiyotik oluyor genelde. Ama sonuçta tüm de ilaçları var. O yüzden çok fazla abartmadan önlemimizi alalım. Hijyene dikkat edelim. Ellerimizi sürekli yıkayalım ne olursa olsun. Tuvalete girmeden, tuvaletten çıkınca çalışanlar, sağlık çalışanları için özellikle hastalara temas ederken mutlaka eldiven kullanalım. Hastalardan temastan sonra, eldivenimizi çıkardıktan sonra da elimizi yıkayalım. Mutlaka ne yaparsak yapalım, birine dokunurken eldivenle dokunalım. Evimizde de aynı şekilde temizliğe özen gösterelim. Tuvaletlerde özellikle eğer iki tane tuvaletiniz varsa mutlaka ayırın yani. Hani misafirinki ayrı, kendi kullandığınız ayrı olsun. Daha hani en azından hastalıklar az seviyeye inmiş olur. Bunları söylemek istedim, paylaşmak istedim sizlerle. İnşallah faydalı olmuştur. Lütfen panik yapmayalım. Sadece dikkatli olalım arkadaşlar. Arkadaşlar, AVM'de gezmeye devam ediyorum. Ben Ömer Yusuf'la birlikteyim. Mehmet arabada bir sıkıntı varmış, onu yaptırmaya gitti. Şimdi gelecek, yoldaymış, haber verdi bana. Şu anda o kadar çok şey baktım ki arkadaşlar, çok yoruldum yani. Şuraya bir oturayım. Ömer Yusuf'la uyudu bu arada arabada. Şöyle bir ruj aldım sadece. Rengini hemen göstereyim size. Böyle nasıl desem, kahve gibi de değil, onun arasında bir şey. Öyle bir ruj aldım. Güzel. Gösteririm sonra size makyaj yaparken. Şimdi de Ömer Su'da biz de burada dinleniyoruz. Mehmet'i bekliyoruz. Çıkmış, o da geliyor. Çok acıktım. Gerçekten yemek yemem lazım. Çok fazla baktım. Kıyafet falan baktım. Yani hiç kendime göre bir şey bulamadım. Bir tane Bershka'da kaban vardı. Bordo renk. Bir onu beğendim. O da medium'du. Medium da üst tarafı oldu ama biraz alt taraftan çok dar geldi bana. Kastı gibime geldi. Mehmet gelince ona da göstereceğim. Eğer beğenirsem onu alacağım. Başka da hiçbir şey bulamadım yani gerçekten. Bende bir sürü indirime giren şeyler var ama ya birisi çok kısa ya böyle kolu saçma sapan bir şekilde. Düzgün bir kıyafet yok arkadaşlar. O yüzden de ben de oturup dinlenmeyi tercih ediyorum biraz. Bakalım, artık Zara'ya falan girdim. Zara'da hele yani indirime giren elbiseler var. Gerçekten o kadar saçma elbiseler ki. Elbise demeye bir işaretler. Gömlekler var. Bir tane gömlek beğendim. Sarı. Yakası fırfırlı. Şifon. Ama sadece şifon yani. İp ince bir şey arkadaşlar. Çok ince. İçine bir şey giymen lazım. Ama ne renk giyeceğimi bile bilemedim yani. Siyah mı giysem, krem mi giysem. Çok saçma sapan bir şekilde duracaktı. O yüzden onu da almadım. Beğendim aslında model olarak. Ama biraz daha hani şifonu, kalın bir şifon olsa en azından içerisine giydiğiniz şey çok sırıtmaz ve güzel bir şekilde giyebilirsiniz. Ama aşırı inceydi yani. Yok gibi bir şey. O yüzden almadım onu. Bakalım. Şimdi herhalde Mehmet gelince yemek yemeye çıkarız. Sonra görüşürüz. Evet, şu anda Mehmet de geldi. Dişi ağrıyor. Biraz bugün dişçiye gitti. Kanal yapmışlar. Şu anda koronavirüsüyle ilgili bayağı ciddi ciddi hararetli konuşmalar yapıyor sanırım. Öyle tahmin ediyorum değil mi? Ömer Yusuf da burada uyandı değil mi anneciğim? Aşkım benim. Emziğini versene. Emziğini versene Ömer Yusuf.
Evet, yemeğimiz olmuş. Ben gidiyorum. Şimdi yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar, şimdi Collins'teyim. Pantolonla gömlek denedim. Şu gömleği çok beğendim. Bunun da açık mavisi vardı. O güzel olmadı. Onu beğenmedim. Bunu alıyorum. Çok güzel. Bir de kot denedim. Bu denediğim kotu almayacağım. Şurada arkadaşlar, şunu beğendim. Çok güzel oldu üzerine de. Bu şekilde paçası. Arabel. Bel olarak da gayet iyi. Şimdi bunu alacağım. Bu bir tık koyusu üzerimdekinin. Daha şık durdu yani. Daha çok beğendim. Bir de paçaları böyle bol olmadı buradaki gibi. Daha böyle tam oldu. Yani şu potluklar falan bunda yok. Böyle gömlekle birlikte de çok güzel spor uyum sağladı. Tam yazlık gömlek, böyle baharda giyecek bir şey. Çok güzel, böyle ince ve hani sırıtmıyor. Çok şuraları falan da çok hoş, beğendim. Bunu alıyorum ve sonunda bugün kendime bir şey alabiliyorum. Evet arkadaşlar, biz eve geldik. Bugün alışveriş yaptım biraz. Çok fazla yapmadım. Gözüme çarpan, beğendiğim bir şey olursa, zaten hep öyle yapıyorum. Ben beğendiğim bir şey olursa alıyorum. Gereksiz bir şey hiçbir zaman almam zaten. Gerek gördüğüm şeyleri alırım. Bu renk bir ruj istiyordum. Kendi rujum çünkü az kalmıştı. Ayrıca birazcık da farklı bir ton olsun istedim. AVM'deyken size gösterememiştim. Şimdi yakından gösteriyorum arkadaşlar. Tonu böyle. Ben bu tonları çok seviyorum. Şöyle süreyim hemen. Ruj var ama yine de mat bir ruj. Çok güzel vişne kokuyor bir de. Onu da çok beğendim bu arada. Yalnız biraz fazla sürmeniz gerekebilir. Pigmenti az çünkü. Şu an fark ettim ben. Orada sadece elimin üzerinde denemiştim. Dudakta denemiyorum hiçbir zaman testerları. Yine de çok güzel bir ruj. Beğendim yani. Ayrıca böyle dudağımda kurutmadı. Şu anda fark ettim. Gayet güzel nemlendirici özelliği de var. Arkadaşlar bu marka şöyle Rossmann'da satılıyor. Belki biliyorsunuzdur. RLD Young diye bir şey. İndirime girmişti arkadaşlar. O yüzden aldım. 10 liraydı fiyatı. Gerçekten çok uygun. Ve çok güzel, yani nemlendirici gibi bir ruj. Sanırım Rossmann'ın kendi markası olabilir. Muhtemelen öyle. Evet, şimdi diğer aldığım kotumu gösteriyorum size. Böyle bir kot aldım. Şöyle dar paça geliyor ama beli dar, düşük bel değil. Beli orta bel. Ne yüksek ne çok düşük. O açıdan da çok beğendim. Gayet güzel. Fiyatı da çok uygundu zaten. Fiyatı bunun 100 lira arkadaşlar. Bu arada ikinci ürüne %50 indirim varmış. Ama sadece şu etiketler. Şöyle turuncu olan etiketlerde bir tane de gömlek beğenmiş. Şöyle göstereyim. Orada zaten giydiğimde size bu şekilde arkadaşlar gömlekte. Yakası böyle desenli. Gayet güzel yazlık bir gömlek. Kolu kıvrılıyor da aynı zamanda. Kıvrılımcı da çok taarruz duruyor yani. Sportif bir gömlek. Kotlarla giyilecek bir şey yani kesinlikle. Yani tam spor tarz. Bunun fiyatı da 40 liraydı. İkinci ürüne %50 indirim olduğu için bu 20 liraya düşmüş oldu. Yani ikisini toplamda 120 liraya aldım. Gayet karlı bir alışveriş oldu arkadaşlar. Normalde Collins'e girmeyecektim. En son her yeri gezdim yani. Bir tane kaban alacaktım demiştim size, Bershka'dakini. O da çok, basen kısmı çok dar oldu. Benim birazcık kilo vermem lazım sanırım. Medium beden olduğu için bana biraz dar oldu. Large bedeni de yoktu, L bedeni. Ben de L bedeni zaten olsa da almak istemezdim. Çünkü L beden giymek istemiyorum. Kabanda. Çünkü ben small beden giyen biriydim arkadaşlar. Birazcık doğum kilolarından kalan bir şey sanırım. Zayıflamayı düşünüyorum. Diyet yaptım bir ara ama çok uzatmadım. O yüzden karar verdiğim anda diyete kesinlikle kilo vereceğim. Dediğim gibi onu alacaktım. Ondan da vazgeçtim. Hem de kaban artık mevsimi geçti yani. Hani indirimde diye alacaktım. Seneye giyerim de ama bir sürü kabanım var yani. Gereksiz bir şey. İhtiyacım olmayan bir şeydi. O yüzden almadım. Kot almayı düşünüyordum ne zamandır. En son yemeğimizi yedik. Yemek katındaydı Collins'te, Metromall'de. Asansörlerin oraya gitmeden önce dedim biraz daha dolaşalım şurayı, ondan sonra aşağı inelim dedim. Baktım Collins'e girelim dedim. İndirim de varmış. Dolaştım. En sonunda gömleği gördüm. Ve bu gömlek çok hoş. Zaten ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. Sportif. Hani aynı zamanda rahat. Hem
görünüş olarak da güzel, şık gibi de görünüyor. Hem sporda cool görünüyor. Seviyorum yani, rahat giyiyorum. Gömleği denedim. Ondan sonra bu %50 indirim kodu da girişte görmüştüm. %50 indirim olduğunu da hatırlayınca ikinci ürüne dedim kodu da alayım. İkisi de uygun fiyata gelmiş olur, hesaplı olur. Çok güzel oldu. Sonunda çünkü bir şey alamadan çıkacağım diye düşünmüştüm. Gerçekten üzülmüştüm. Sonradan bunları aldığım için çok mutlu oldum. Şu an çok mutluyum. AVM'den bir şey, elim boş çıkınca, yani o gün eve gelince böyle bir şey alamayınca bir eksiklik hissediyorum. Ama AVM'ye gittikten sonra eğer kendime bir şey alabilmişsem, bir tişört dahi de olsa bir şey almam lazım arkadaşlar. Öyle bir takıntı var bende, niyeyse anlamadım. Almış olunca yani onlardan birini, o zaman mutlu oluyorum. Mesela sadece bu ruju almış olmam bile bana birazcık en azından motive edebilirdi beni. Ama sonradan bunları da alınca daha da çok motive oldum. Çünkü niye geziyorsunuz arkadaşlar? Geziyorsunuz, geziyorsunuz. Bir şey almayınca boş boş gezmiş oluyorsunuz. Bana göre öyle. Ben öyle görüyorum. Ondan dolayı mutlaka bir şey almaya çalışırım. Ama beğenemiyorum bazen. Hiç bulamıyorum. Yani kendime uygun, kalıbıma uygun, hani tipime, fiziğime ya da ne bileyim işte zevkime uygun bir şey bazen hiç bulamıyorum. Yani arasam tarasam hiçbir yerde yok. Ama bugün gerçekten bunlar sanki benim için üretilmiş gibi bunları buldum. Çok sevindim. Çok da mutlu oldum arkadaşlar. Neyse, çok fazla konuştum şimdi. Lafı çok uzattım. Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Artık Ömer Süt'le biraz ilgileneyim. Mehmet'in de dişi ağrıyor biraz. O yüzden şimdi onlarla ilgileneceğim. Videomu kapatıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videomu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Çanı açmayı unutmayın abone olup. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.